Herkese merhabalar. Tokyo Revengers'ın 3. sezonu ile ilgili bazı bilgiler elimize ulaştı arkadaşlar. Ekim 2023'te Tokyo Revengers'ın 3. sezonu yayınlanmış olacak. Evet, biliyorsunuz Tokyo Revengers güzel bir şekilde devam ediyor ama çizim anlamında kötü bir şekilde devam ettiğini söylemek istiyorum. Evet, hatırlarsanız geçtiğimiz yıl bu zamanlarda 2. sezonu ile ilgili arkadaşlar bir bilgi videosu paylaşmıştım sizlere. Karakterler nelerdi, kimler seslendiriyordu, kaç bölüm olacaktı? Yeni sezonda hangi arka görecektik, kaç bölüm olacaktı, bunları konuşmuştuk. Yine bu videoda da aynısını konuşacağız arkadaşlar. Kaç bölüm olacak, yeni karakterler kimler, kimler seslendiriyor. Bunların üzerine konuşup değerlendirdiğim, incelediğim ve nasıl olmasını istediğim bir sezon, bunu değerlendirmiş, yorumlamış olacağım. Evet arkadaşlar, videoya tam anlamıyla geçmeden önce kanala abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğenmeyi, görüşlerinizi yorumlara yazmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Bildirimleri açarsanız da yeni videolardan da haberdar olabilirsiniz. Artık hızlı bir şekilde incelememize, yorumlamamıza geçebiliriz arkadaşlar. Evet, öncelikle 3. sezondan biraz bahsedelim. 3. sezondaki karakterlerimiz kimler olacak biliyorsunuz. 3. sezonun en önemli karakteri kuşkusuz ki Izuna Kurokawa olacak arkadaşlar. Ondan sonrasında Hakucho, Kanji, Kawata Sooya, yani Kawata kardeşlerin ikizi olan, mavi kafalı olan ikizi olan biliyorsunuz Engir ismiyle karşımıza çıkacak arkadaşlar. Ve tabii ki Tenjuku'nun Divine Guardianları, yani ilahi muhafızları dediğimiz ekip de bu sezonda Toman'a bayağı bir zorluk çıkartacak ekiplerden birisi. Evet, zaten biliyorsunuz bu karakterler manga okuyanlar, ben de şöyle önüme yazdım. Bakıyorum ara ara kaçırdığım ve değinemediğim karakter var mı diye. Yok, ama onun dışında tabii şu an eklemek istediğim, unutmuşum söylemeyi. Ayitani kardeşler de bu sezonda bayağı bir ön plana çıkacak karakterlerden. Evet, biliyorsunuz Tenjuku arkı Tokyo Revengers mangasının bence en iyi arkıydı. Hem savaş anlamında, hem hikaye anlamında, hem geçmiş anlamında bizlere çok çok güzel bilgilerin verildiği, bizi çok heyecanlandırıp hop oturup hop kalktığımız, yer yer güldüğümüz, yer yer çok çok üzüldüğümüz bir arktı. Bana göre de Tokyo Revengers'ın final arkı kötü olması sebebiyle en iyi arkı Tenjuku arkıydı. Hem de güzel bir savaş izletmişti bizlere. Evet arkadaşlar, biliyorsunuz Izuna ve Mikey arasındaki mücadele çok güzel bir şekilde mangada yansıtılmıştı bence. Tabii eksik noktaları vardı. Bunu zaten defalarca kez söyledim ama o yüzden animeye göre giden arkadaşlarıma spoiler vermemek adına çok fazla derinlemesine girmeyeceğim, ama Mikey ve Izuna arasındaki geçmişi ve yaşanan savaşı güzel bir şekilde bu sezonda izleyeceğimizi düşünüyorum. Onun dışında ben öncelikle biraz çizimlerden bahsetmek istiyorum. Sonrasında seslendirme yapan karakterlere ve animenin genel havasına biraz değineceğim. Evet, biliyorsunuz arkadaşlar, ilk sezon çizimleri bence fena değildi demiştim, hatta 7 puan veriyorum demiştim. İkinci sezon çıktığında da 7,5-8'e çıkarsa çok güzel olur demiştim, ama çizimler ikinci sezonda daha da kötüye gitti. Hatırlarsanız geçtiğimiz yıl 2. sezon fragmanı çıktığında bir tepki videosu çekmiştim. Tepkide çizimlerin çok iyi olduğunu söylemiştim. Evet, gerçekten fragmanda çizimler iyiydi. Gerçekten iyiydi, ama animesi çıktıktan sonra baktık ki çizimler bayağı bir downgrade yemiş. Artık kötüleşti mi? Yoksa bilerek mi yaptılar? Hiç ama hiç bilgim yok. Gerçekten 2. sezon çizimlerine hoşuma gitmediği için izlemedim. Tabii önemli sahnelere baktım. Bu yalan değil. Özellikle kilise içerisindeki olayları izledim, ama onun dışında çok fazla genel anlamıyla baştan sona oturup ikinci sezonu izlemedim. Manga ile yetindim ve belli bölümleri izleyip geçtim diyebilirim. Şimdi 3. sezon fragmanına baktığımızda gerçekten böyle acemi bir fan grubunun yapmış olduğu bir teaser, trailer gibi bir trailer karşımıza çıktı. Çok açıkçası hoşuma da gitmedi. Zaten tepki videosunu da çekmiştim. İzlemediyseniz şu an şuradaki karttan, nasıl diyeyim, şöyle mi oluyor? Şöyle. Yok, şöyle. Ay ananı. Şöyle, ha şurada. Elimi de ayarlayamadım. Anladınız işte ya, yukarıdaki kattan bakarsanız, ayarlayamadık da dense. Oradan izleyebilirsiniz. Orada genel anlamda böyle çizimlerini yorumladığım bir video olmuştu. Oradan izleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar, şimdi 3. sezona baktığımızda çizim anlamında beni yine hayal kırıklığına uğrattığını söyleyeyim. 7-7,5 2. sezonda beklerken bence 5-4,5 arasına kadar düşmüştü çizimler. Çok kötüydü bence. Şu an baktığımızda da yine 2. sezonun aynı şekilde devam edip 3. sezona geçildiğini görüyoruz. Keşke animeyi 1,5-2 yıl daha erteleseler de daha güzel çizimlerle beraber karşımıza çıksaydı. Tokyo Revengers serisi bence gerçekten hikaye olarak belli bir noktaya kadar mükemmel gidiyor. Özellikle Tenjuku'nun sonuna kadar mükemmel bir hikaye işleyişi olduğunu söylemek istiyorum.
Birçok gizemi var, birçok teorisi var vesaire vesaire. Zaten okurken bunların üstünde çok durmuştuk hatırlarsanız. O yüzden Tenjuk arkının sonuna kadar mükemmel bir şekilde gittiğini söyleyelim. Evet, bu arada ikinci sezondan sonra baktığımızda, üçüncü sezonda seslendirmenler yine kalitesini koruyor arkadaşlar. Şimdi Izune'yi kim seslendiriyor? Onu bir hemen size aktarmak istiyorum. Shimakaze Nobunaga diye bir seslendirme sanatçımız var. Bu da Blue Lock'tan Nagi, Jujutsu Kaisen'den Mahito, Haikyuu'dan Suna ve Sword Art Online'daki sarı saçlı karakter Ujo'yu seslendiriyor arkadaşlar. Onun dışında bir diğer önemli karakterimiz Izune'nin sağ kolu dediğimiz Kakucho var. Kakucho'yu da Yamashita Seiichiro diye bir adam seslendiriyor ama baktım şöyle çok fazla popüler bir karakter seslendirmemiş. Yani ikinci sezondaki Tokyo Revengers'taki Draken'i seslendiren seslendirme sanatçısının benzeri bir performansı var. Tamam, yine 10-15 karakter seslendirmiş ama hiç böyle takip ettiğim, bildiğim veya duyduğum animeleri seslendirmemiş. O yüzden herhangi bir karakter koymadım. Ondan sonra yine karşımıza çıkacak bir diğer karakterlerden bir tanesi de hatırlarsanız Mikey'lerin ufak yaşta Black Dragon'un 9. neslini dövmüştü. Onların lideri olan Shion. Yani o da Tenjuku çatısı altında olacak ve Shion'u seslendirmeni de Uchiyama Koikyu. Bu da My Hero Academy'deki Tomura ve Haikyuu'daki Tsukishima'yı seslendirme sanatçısı. Şu an benim izlediğim, bildiğim, popüler olduğunu düşündüğüm animelerden sadece bu iki tanesini seslendirmiş ama yine de kulak aşinası olduğum veya gördüğüm ama izlemediğim karakterlerin de seslendirdiği birçok animesi var bu karakterimizin. Ve Kanji yine ilahi muhafızlardan Kanji'yi de yine daha Tetsu seslendiriyor. Gerçekten bu seslendirme sanatçısını seviyorum. Çünkü çok güzel karakterler seslendiriyor. Hatırlarsanız Bleach animesindeki sıçan suratlı Komamura'yı, Komamura Taiço kaptanı seslendirmiş. Ondan sonra My Hero Academy'de Enda var. One Piece'den Barjers ve Fairy Tail'den de Brain adlı kötü karakteri seslendirmiş. Genelde böyle arka planda kalmış ama hikayeye güzel etkilerde bulunabilen karakterleri, babacan karakterleri seslendiren bir adam. O yüzden Kanji'nin de seslendirmenin ben iyi olduğunu düşünüyorum. Zaten biliyorsunuz ikinci sezonda yeni gelen ekiple beraber Koko ve Inupi'yi hatırlarsanız Itadori karakterini ve Tanjiro karakterini seslendirme sanatçıları Tokyo Revengers'ın çatısı altına girmişti. Taiju'nunkini hatırlamıyorum ama Taiju'nunki de çok iyi bir seslendirme sanatçısıydı. Allah var, şu an hatırlamıyorum şimdi tam bilgisini veremeyeceğim ama ben diyorum Tokyo Revengers'ın gerçekten seslendirme kadrosu muazzam arkadaşlar. Onun dışında zaten animenin müzikleri çok çok güzel. Gerçekten böyle temposunu çok iyi yükselttiği sahnelerde müzik seçimleri mükemmel oluyor Tokyo Revengers'ın. Bunu birçok kez zaten görmüş olduk. Yeni sezonda yine yeni müzikler katılacaktır. Her karakterin kendi tema müzikleri olacaktır. Ben Izuna'nın tema müziğini gerçekten çok merak ediyorum. Duygusal sahnelerde kullanacakları müzikleri çok merak ediyorum. Çünkü 3. sezonda bayağı bir duygusal sahne görmüş olacağız arkadaşlar. O yüzden ben müzik seçimlerinin yine harika olacağını düşünüyorum. Keşke bu kadar emin olabildiğim konuda çizimler olsaydı. Yine çizimlere de biraz eleştirmeden geçemeyeceğim diyelim. Evet, baktığımızda 3. sezon kaç bölümden olacak? Evet, şimdi baktığımızda 3. sezon arkadaşlar mangada, yani Tenjuku arkı mangada 122. ve 185. bölümler arasında geliyor. Yani 60-62 bölüm civarında bir chapter'a tekabül ediyor. O yüzden ben şöyle baktığımda 12 bölümü geçip belki 14-15 bölüm civarında olabilir ama ben 24 bölüm olacağını tahmin etmiyorum. Black Dragon arkı 48 bölüm civarı sürmüştü mangada. O kilise içerisindeki Noel Arifesi arkı. O 48 bölüm sürdüyse, ona 12 bölüm yaptılarsa bu da 62-63 bölüm sürüyor totalde, yanlış hesaplamadıysam. Yani baktığımızda 60 bölümü de 24 bölüme sığdırmazlar. Ama yine de 12 bölümün belki birkaç bölüm üstüne çıkıp 15 bölüm civarında olabilir diye tahmin ediyorum. 13, 14 veya 15 bölüm olursa da bence daha iyi olur. Çünkü Tenjuku arkı biraz daha uzun. Bazı sahneleri, bazı savaşları güzel bir şekilde yansıtabilir. Evet, yeni sezonda bizleri neler bekliyor arkadaşlar? Spoiler vermeden az bir şey konuşacağım. Sonrasında spoilerlı bölüme geçeceğim. Öncelikle spoilersız biraz sezonu sizler için neler bekliyor onları anlatmak istiyorum. Evet, şimdi Tokyo Revengers tarihinin en güçlü çetelerinden bir tanesiyle karşı karşıya olacağız. Toman'ın rakibi Tenjuku çetesi olacak ve kurucusu Izuna Kurukawa olacak. Izuna ile Mikey arasındaki ilişkiyi çok güzel bir şekilde anlayıp göreceksiniz zaten. Dediğim gibi ikinci sezonun sonunda çıkmış bir karakter olabilir. Son bölümünü falan izlemedim. O yüzden tam bir bilgim yok. Nasıl bitirdiler, o bilgileri verdiler mi bilmiyorum. O yüzden spoilersız bir şekilde konuşmaya çalışıyorum.
Izuna ve Mike arasındaki ilişkiyi ve savaşı göreceksiniz. Tenjuku ve Toman arasındaki savaş, özellikle Toman'ın bölük komutanları ve bölük komutan yardımcıları, yani birinci bölük, ikinci bölük gibi teke tek VS'leri göreceğimiz bir savaş olacak. Genelde böyle harra hurra şeklinde ilerleyen Tokyo Revengers kavgaları burada biraz daha böyle teke teke düşüyor. O yüzden daha iyi fightlar izlediğimizi ben, yani okuduğumuzu daha doğrusu mangada biliyorum. O yüzden Tenjuku hakkında da yine güzel savaşlar izleyeceğiz. Yani savaş anlamında bizleri çok doyurucu, çok heyecanlandıracak, hop oturup hop kalkacağımız bir ark olacak arkadaşlar. Ben muhtemelen de çok seveceğinizi, savaşların kalitesini güzel bir şekilde eğer yansıtabilirlerse aklınızda güzel bir şekilde yer edeceğini düşünüyorum. Tabii ki onun dışında baktığımızda Kisaki karakteri ve Hanma karakteri yine büyük etkisiyle beraber ortalığı karıştırmaya, geçmişi ve gelecek arasındaki bağları yine birbirine bağlayıp güzel bir şekilde açıklanacak bir sezona doğru ilerliyoruz. Takemichi'nin geçmişe gidip gelmeleri olsun. Onun dışında tabii ki gelecekte geçmişe gidip geldiği için gelecekte neler oluyor bunları göreceğiz. Farklı alternatif gelecekler, farklı alternatif geçmişler göreceğiz. O yüzden güzel ve eğlenceli bir sezon bizleri bekliyor. Artık biraz da spoilerlı konuşalım çünkü spoilerlı konuşmayı istiyorum. O yüzden bu dakikadan sonra eğer manga okumadıysanız, sadece animeye göre gidiyorsanız izlemeyin arkadaşlar. Evet, biliyorsunuz Tokyo Revengers'ın Tenjuku arkı bence en iyi ark demiştim. Izuna ve Mike'in geçmişten olan bir bağı, Shinichiro ile beraber üvey kardeşleri olması sebebiyle biliyorsunuz Shinichiro, Mike ve Izuna'nın geçmişini öğreneceğiz. Onun dışında biliyorsunuz Kisaki ve Hinata'nın geçmişte tanışmışlıklarının olduğunu, o yüzden Kisaki'nin Hinata'ya bu kadar takıntılı olduğu ve Kisaki'nin sürekli Hinata'yı gelecekte neden öldürdüğünü bu arkta öğrenmiş olacağız. Zaten manga okuyanlar bunları, bu sahneleri görmeyi dört gözle bekliyordur diye ümit ediyorum. Ben de gerçekten bekliyorum çünkü 3. sezonun çizimleri kötü dahi olsa kesinlikle ve kesinlikle izleyeceğim. Hatta her bölümü tepki ve reaksiyon videosunda çekebilirim arkadaşlar. Bunu da istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. İstiyorsanız yeni sezon, yani 3. sezonla beraber tepki videoları gelsin de diyebilirsiniz. Hem benim için de Tokyo Revengers içeriği artmış olur. Yani baktığımızda da zaten 3. sezon dediğimiz Tenjuku arkı, Izuna'nın ölümü, Kisaki'nin ölümüyle beraber tam geleceğe döndüğümüz noktada, yani Hinata ve Takemichi'nin yan yana oldukları, ondan sonra bizim tombalağımız vardı. Pahçin'di galiba. Pahçin'in evlendiği. Pahçin miydi, Pehyan mıydı? İkisinden biri işte. Pahçin veya Pehyan'ın isimlerini hatırlamıyorum şu an. Onların evliliğinde, o iki karakterden birisinin evliliğinde Mikey'nin neden ortada olmadığını öğrendiğimiz anda Naoto ve Takemichi el ele sıkışacak ve Takemichi'nin geçmişe dönmesiyle beraber tekrardan ben sezonun o noktada biteceğini ve final arkının başlayacağını düşünüyorum. 15 bölüme kadar uzanabilir ama 25-24 bölüm olmayacağını düşünüyorum. Olursa çok uzatmak için yaptıklarını düşüneceğim. Ama bence 12 veya 15 bölüm arasındaki uzunluk bu sezon için yeterli olacaktır. Sonrasında da son bir arkımız var. Son arkımızda arkadaşlar biliyorsunuz uzun, bayağı bir son sezon 24 bölüm veya 2 sezon, yani 2 part şeklinde gelebilir. Bu aralar genelde biliyorsunuz animeler part part final yayınlamayı seviyorlar. Özellikle Attack on Titan gibi serilere baktığımızda 3-4 part böldüğünü görüyoruz. Tokyo Revengers'da eğer 4. sezonunun 1. partı, 2. partı şeklinde yayınlayabilir gibi geliyor bana diyelim. Ve artık ben söyleyeceğim her şeyi söylemiş olayım. Dediğim gibi çizimler kötü, seslendirme kadrosu muazzam, müziklerin ben yine şahane ve harika olacağını düşünüyorum. Olay örgüsü, kurgu, hikaye muhteşem. Şimdiye kadar izlediğiniz en iyi Tokyo Revengers sezonu olacak. Buna adım gibi eminim ve zaten parmağımı da buraya basıyorum. Ve chat'teki manga okuyan arkadaşlarım da beni destekleyeceklerdir. Hani hayal kırıklığı yaşamadan, finalin o büyük hayal kırıklığını yaşamadan izleyeceğiniz en büyük sezon arkadaşlar. O yüzden şimdiden keyifli seyirler. Ekim ayını dört gözle bekleyin. Gerçekten güzel bir final öncesi arkı bizleri bekliyor diyelim. Artık ben de sözlerimi toparlamış olayım. Evet, artık video sonu olarak da abone olmayı, videoyu beğenmeyi, görüşlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bana destek olmak isterseniz katıl üzerinden ve süper teşekkür üzerinden destek olabilirsiniz arkadaşlar. Aşağıda Discord sunucum, Twitter hesabım ve Instagram hesabım var. Oralarında beni desteklerseniz çok çok mutlu olurum. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.